Merhaba arkadaşlar. Şu an Edirne'den çıktık. Çilingöz'e doğru gidiyoruz. Çilingöz'de bugün piknik yapacağız. Çilingöz'de görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Çilingöz'dayız. Çilingöz'e şu an geldik. Şöyle biraz etrafı göstereyim size. Arabayı şöyle köşeye çektik. Oturma yerleri var. Banklar var. Biraz buraları toparlamışlar. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Bizim arkadaşlar gelecek. Onları bekliyoruz. Sahile doğru yürüyoruz işte. Kampçılar var burada. Ha. Çadır kurmuşlar. Şu tarafta da tuvalet var, mescit var. Tuvalet ve mescit güzeldi yani. Tuvaletleri falan kullandım ben. Temiz tuvaletler. Gençler buraya gelmişler. Çadırlarını kaldırıyorlar. Kötü yere koymuşlar çadırlarını ama olsun. Tam da bizim arabanın oraya gittiler ha. İnşallah arabayı hacılamazlar. Odayı da bizimkiler niye hala gelmedi onu anlamadım ben. Burada mangal yakmak serbest ama şeyde böyle toprak üzerinde yakmak yasak. Mangalınız varsa biraz yüksekte yakabiliyorsunuz. Deniz. Deniz bugün yine çılgın ve çok şey yapıyor, esiyor arkadaşlar. Burada şurada bir rip akıntısı var herhalde. Çekme var. Şurada çekiyor. Bu ortada çekiyor. Şu köşede girilebiliyor denize. Bir de herhalde bu köşede. Köşelerde giriliyor. Şu ortada zaten şimdi gidelim. Dikkat ederseniz bu orta biraz sakin. Burada bir dip akıntısı var. Ve o akıntı yüzünden zaten burada şu kayalıkta mesela YouTube'da izlemiştim birisi ölmüştü. Burada birçok insan boğularak ölmüş yani. Çok tehlikeli bir yer. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar burada denize girerken. Özellikle zaten yüzmeyi bilmeyen insan kesinlikle girmesin. Zaten burada şey de var. Uyarılar var. Dip akıntısı vardır girmeyin falan filan. Biz şu köşede girdik. Tam şu köşe çok güzel. Orası biraz sakin. Orada girebilirsiniz. Şuradan şu kayalıklardan şöyle yürüyorsunuz. Şu uç tarafta bir şey var. Böyle bir yuvarlak göl gibi bir şey var. İçeride böyle yarık var. Ama dediğim gibi şu uç taraf var ya orada birisi boğuldu yani YouTube'da gördüm ben. Çok tehlikeli yani. Çocuğu kayalıklara vura vura boğdu su. Millet kurtarmaya çalıştı ama. Şuralar fena değil. O köşelerde de millet uyuşturucu bir sürü şeyler vardı. Saçma sapan şeyler yapmışlar. Bak şuradaki akıntı şeyi görüyor musun? Bak simge siyah. Bak burada bir siyah kufa. O dediği şey bu işte. Bak normal yere göre bak burası siyah. Alttan bir akıntı var. Evet, Çilingöz sahil böyle arkadaşlar. Şu tarafta göller var. Burada küçük küçük evler var. Herhalde burada insanlar şey yapabiliyor. Konaklayabiliyor herhalde. Prefabrik yapmışlar. İleriye gitmeye gerek yok. Şöyle biraz denizi de göstereyim size. Nasıl?
Bizim arkadaşlar geleceklerdi onlar. Biz Edirne'den geldik. Adamlar daha şeyden gelemedi. İstanbul'dan gelemedi. İstanbul buraya 1,5 saat. Yani 1 saat 40 dakika falan sürüyor İstanbul'dan buraya gelmek. Bizim Edirne'den de 2 saat sürüyor. Ama ben şeyden geldim. Neydi onun adı? Otobandan geldiğim için hızlı geldim. Onlar şimdi herhalde yollardan böyle süzüle süzüle geliyorlar. Burada zaten tabela var. Dip akıntısı var diye. Bu dip akıntısı ben internetten biraz baktım. Aslında arkadaşlar bugün çok fazla rüzgar yok. Deniz güzel yani. Rüzgar o kadar fazla yok da. Yani 37 kilometre hızla çekiyormuş. Yani 37 kilometre hız bence çok yüksek bu hız. Yani o yüzden dikkatli olması gerekiyor. Bayağı çekiyor baksanıza. Böyle buradan giriyor, alta doğru çekiyor. Burada bir kayalık oyuk var herhalde yerin altında. Böyle alta doğru çekiyor buradan. Şurada bir oyuk var. Burası herhalde tümsek. Burası tümsek. Bu alta doğru çekiyor. Ortaya doğru. Zaten bu şeylerden belli oluyor. Burada böyle bir çamur gibi bir şey olmuş. Şu köşe çok güzel. Girecekseniz bence o köşede girin. Şu köşe iyi. Buralar bence tehlikeli. Burası çok tehlikeli. Burası çekiyor. Şurası orada zaten orada şey yapmışlar. Denize girmek için neydi onlara? Simitler mimitler şeyler var. Şu taşların olduğu yerden tekrardan söyleyeyim. Taşların olduğu yerden böyle yukarıdan böyle yürüye yürüye o uç tarafa gidiyorsunuz. Uç taraf zaten harika. Mükemmel ama orada birçok insanın canına mal olmuş orası. Yüzmeyi falan bilmiyorsanız kesinlikle o taşlara çıkmayın. Yani yüzmeyi bilseniz bile o köşeye düştüğünüz zaman alt taraf biraz oyuk. Yani rüzgar sizi o taşa vuruyor. Vuruyor çekiyor, vuruyor çekiyor. Adam birisi öyle gitti işte. Burada internet haberlerine bakarsanız zaten çilingöz boğularak ölmeye yazarsanız birçok şey çıkar. Çok tehlikeli bir yer. Ama güzel, tabiat harikası. Tuzu da az tuzlu. Yani tuz oranı çok düşük. Ama işte Karadeniz adamı alır götürür yani. Bak şuradan geliyor. Bak simge görüyor musun? Bak şurası dalgalı. Burası dalgalı ama burası dalgasız. Burada bir durgunluk var işte. Alta doğru çekiyor. Şurada da aynı şekilde var. Şu ortada da. Köşelerden dalga var. Ortadan çekiyor. Yani istersen o olimpiyat yüzücüsü ol. Yine alır götürür yani adamı. Orada Cankurt Turan varmış zaten. Dediğim gibi zaten orada milleti denize sokuyor. Belli yani Cankurt Turan'ın neden olduğu için. Orada şöyle. Burada kimseyi sokmuyorlar denize demek. Biraz bizim bu tarafa doğru geliyor. Herhalde denize gireceğiz zannettim. Evet arkadaşlar. Tilingo sahil böyle. Biz şimdi biraz yukarı doğru gidelim. Bizim arkadaşlar birazdan gelirler. Sabah kahvaltı yapacağız. Daha sonra öğleden sonra bir mangal falan yapacağız. Bunlar niye gelmedi? Hayırdır ya? İnşallah bir şey olmamıştır. Bekliyoruz ama. Normalde İstanbul gelişi bu taraf. Edirne gelişi öbür taraf. Yol olarak burası düz yol. Temiz, güzel. Burada bir sıkıntı olmuyor. Yani bir sorun yok da. Buradaki yolda şeyde taşlık yol ama daha çabuk geldik. Bu yol güzel ama çok şey yapıyor. Dolan başlı 40 dakika döndü insan başı dönüyor. Şurada böyle çalar. Şu ileride sol taraf şey
Neydi onun adı? Piknik yapma yerleri sol tarafta, sağ tarafta kamp alanları var. Şurada bir tane market var. Biraz pahalıymış, bizim arkadaş geçen domates falan aldı. De normal yani, uzak yer olduğu için. Otokonarım 24 otokon. Burada şeyler var ama. Banklar var ama bu şey değil ya. Güneş var orada ya. Akşamdan gelmişler. Şu mavi kampla şeyde çadırlar güzel herhalde. Herkes ondan kullanıyor. Tutuluyor çok herhalde. Bizim Mehmetler biraz daha içeri doğru mu girdi acaba yoksa ya? Şimdi onların gelmesi lazım diye Asım'ya. Yerimiz belli belli. Şurası. Şu yukarıda çadırlar var. Çadır yerleri. Kedi geliyor ha. Ne oldu ne? Ne işte? Yemek. Yemek ver diyor aşkım ölüm burada. Daha baş. Aç zaman tatlı verelim. Poğaça versene lan. Sonra yeriz. Şimdi şu anda hiçbir şey açamadım. Kıyamam sana. Bir tane poğaça yer ama. Çocuklar şuraya mı çıktılar ya? O tepelerde de şey var ha. Çadırlar var. Su ver bari ya Sim. Çeşme var orada. Benim arabayı çektim ben şöyle. O birkaç tane çocuk vardı burada bu. Şu aradan ormana doğru çıktı gittiler. Allah sonlarını hayır etsin. Sesler falan geliyor mu? Gel ya iki poğaça çıkar da yiyelim be. Çok acıktım ben ya bir poğaça yiyeceğim. Evet, denize girdik. Deniz çok güzel. Can Kurtaran da var orada. Can Kurtaran abi 2 haftası var dedi. 2 hafta sonra kapatırız dedi sezonu. Ama deniz çok güzel arkadaşlar ama burası çok tehlikeli söyleyeyim. Yani Can Kurtaran bile diyor burada çok fazla ölüm oluyor diyor. Ne kadar dikkat etse de deniz çekiyor. Şu ortada bir yerde çekme yeri var, çekiyor. Zaten belli oluyordur. Ortalarda toprak var. Acayip hırçın bir deniz ya. İnsanı çekiyor ya.